Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ta 1924 yılında Maraş Sultanisi ismiyle eğitim öğretim yılına başlayan, halk dilinde Kara Lise olarak bilinen Kahramanmaraş Anadolu Lisesi bir eğitim öğretim yılına daha başladı. Yaklaşık 3000 öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş Anadolu Lisesi tüm eğitim kadrosuyla 7 güzel adamlar yetiştirmek için bu dönemde de emek verecek. Kahramanmaraş Lisesi Türkiye'nin en eski okullarından birisi. 100'den işte biraz fazla olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği okullardan bir tanesidir. 1924'lü yıllarda Maraş Sultanisi olarak geçiyor. Sancağımız var, müzede zaten görürsünüz. 2013 yılına kadar da 1948'den itibaren Maraş Lisesi ismini almış. Kahramanmaraş'ın ismini taşıyan köklü bir okul. Nadide kıymetli insanlar yetiştirmiş, mezunlar vermiş. Eğitime katkısı olan tüm hocalarımızı da gerçekten şu an saygıyla anıyorum. Vefat edenleri rahmetle anıyorum. Çok değerli insanlar yetiştirmişler. Hala çok güzel yerlerde olup da öğretmenlerini, derslerini, o yılları, öğrencilik yıllarını özlemle anlattıklarına şahit oluyorum. Hala ziyaret ediyorlar çünkü. Güzel anılar bırakmışlar. 1960'lı yıllarda özellikle Türkiye'deki ilk 10 liseden birisi Maraş Lisesi. Akademik olarak çok başarılı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası geliyor, Milli Eğitim Bakanı geliyor 1960'lı yıllarda. Çok başarılı bir okul. Günümüzde de 3000'li nüfusumuz olduğundan dolayı, biraz sayı olarak çok fazla olduğumuzdan dolayı proje okul olamadık. Sınavla öğrenci alamıyoruz. Bu mahallede oturan öğrencileri alıyoruz. Bundan dolayı akademik başarıda çok iddialı olmasak da öğrencilerimizin hemen hemen mezun olanların büyük çoğunluğu üniversiteye yerleşmekte. Nüfusumuz azalırsa akademik başarına gelecektir. Temennimiz edepli, vatanını, milletini seven, yine en güzeli, ahlaklı gençlerin yetişmesini sağlamak. Öğrencilerimi seviyorum, onlara güveniyorum. Her zaman da onların yanındayım. Her şeyin en güzellerine ait onlar. Kahramanmaraş'ta özellikle halk oyunlarında il birincisiyiz. Hemen hemen her yıl bir folklor ekibimiz var. Sportif faaliyetlerde de 60'a yakın öğrencimiz il bölge birinciliklerine sahibiz. Engelli öğrencimiz dahi Türkiye şampiyonu. Birçok spor dalında rekor kıran öğrencilerimiz var. Özellikle havalı tabanca olsun. Futbol zaten genellikle il birinciliği bizim öğrencilerimizde. Sporun hemen hemen her dalında öğrencimiz var. Yüzme de dahil, engelli öğrencilerimiz de dahil. Her öğrencinin spor yaptığı, her öğrencinin bir sanat dalıyla uğraştığı, bir enstrüman çaldığı bir okuluz. Akademik başarının yanında sosyal faaliyetlerin de gençlerin özellikle mutlu olmasını istiyorum çünkü ben öyle bir müdürüm. Akademik başarı olacak ama çocuklar da sosyal faaliyetlerde, sporla, sanatla, iyilikte özellikle, hayırseverlikte, ihtiyacı olan insanlara duygusal olarak yaklaşabilen bir nesil, yani gençlik yetiştirmek istediğimden dolayı tüm bu tür faaliyetlerin yer aldığı bir okuluz. Su kuyusu projesi, atık pil projesi, mavi kapak projesiyle engellere araç alımı, Ramazan'da erzak yardımından tutun da özellikle tüm Kahramanmaraş'ta kimin neye ihtiyacı varsa ben hiç karışmıyorum. Öğrencilerim kendileri kuruyorlar, oluşturuyorlar, yardımı yapıyorlar. Viyalet Vakfı ile özellikle 6. su kuyusunda inşallah açıyoruz. Çocuklar bağışı müftümüze teslim ettiler. Devamını diliyoruz. Onların yanındayım her şekilde. Kahramanmaraş'ta özellikle yatılı bir okuluz. 168 kız öğrencimiz var full kapasiteyle. Aynı zamanda zevk kütüphanemiz var, konferans salonumuz var. Kahramanmaraş'ta sadece il eğitim tarihi müzesi olan okuluz. Kapalı spor salonu olan, açık spor tesisi olan, bahçesiyle, derslikleriyle, eğitim kadrosuyla hiçbir eksiğimiz yok çok şükür. Öğrenci sayımız da çok fazla olmasına rağmen eğitim öğretimin her alanında Maraş Lisesi Türkiye'de de örnek okul olacak bir okul diğer liselerimize. Her alanda, sporda, sanatta, akademide, iyilikte, özellikle öğrencilerim iyilikte yarışıyorlar çünkü. Ahlakları çok güzel. Geçmişteki gelen özellikle kültürümüzü,
Osmanlı'dan olsun, Türkiye'nin tüm geleneklerini geleceğe aktarabilecek nesiller yetişiyor. Şeyh Şamiller yetişiyor, Aliye İzzet Begoviçler yetişiyor Maraş Lisesi'nde. Vural Beyazıtlar yetişiyor Maraş Lisesi'nde. Doğan Beyazıtlar yetişiyor Maraş Lisesi'nde. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlamlar yetişiyor Maraş Lisesi'nde. Kadir Kurtullar, Kahramanmaraş'ın en mütevazi iş adamı. Hala örnek bir iş adamımız. Bunlar yetişiyor. Hanife Mahçiçek yetişiyor. Necati Okay gibi belediye başkanlarımız yetişiyor. Sefer Aycan gibi milletvekillerimiz yetişiyor. Habibe Öcal gibi hanımefendi, bayan yöneticiler, bayan vekiller. Daha önceki de Nursel Reyhanoğlu olsun, Sevde Hanım olsun, Erdem Beyazıt'ın kızı. Çok değerli isimler yetiştirmiş. Her anında anılar dolu, her santiminde gerçekten güzel anılar biriktirmiş. Sadece eğitim kadrosu eğitimiyle değil, her yönüyle adını duyuran bir okul Maraş Lisesi. Gurur duyuyoruz.